Selam, ben Kıvanç Ökten. 2020 Chicago Pro 212 pound yani 96 kilogram ve 6 şampiyonu Keon Pearson paylaştığı fizik güncellemesinde yeni sezon planını açıkladı ve 17 hafta sonra unvanını korumak üzere tekrar Chicago'da podyumda olacağını duyurdu. 2019 Mr. Olympia'da klasik fizik dördüncüsü olan Keon, geçen sene yeni kategorisindeki ilk yarışmasını kazanıp katılma hakkı elde ettiği 2020 Mr. Olympia'dan kendi isteğiyle çekilmişti. Keon genetik olarak çok estetik bir vücut yapısına sahip ama henüz yıllarca yapılan ağır antrenmanlar sonucunda oluşan kas olgunluğu dediğimiz görüntüden çok uzak. Ayrıca çoğu genç sporcu gibi sırtı yeterli derinliğe sahip değil ve şimdiye kadar hiçbir yarışmasında en üst seviyedeki vücutçularda gördüğümüz o kupkuru görüntüyü sergileyemedi. Keon, minyatür bir Flex Wheeler'a benzettiğim ve her yarışmasına sanki derisi yokmuş gibi görünmesini sağlayan bir kondisyonla çıkan hırs küpü Sean Clarida ile savaşmak istiyorsa daha yapacak çok işi var. En az kendisi kadar genetik harikası olan ve bu seneye hani Rambo tili hazırlanan Derek Lunsford ve 2019 şampiyonu 50 yaşındaki Kamal El-Gargni'den bahsetmiyorum bile. Tabii Keon'un bunları düşünmesi için önce Chicago Pro'yu kazanması lazım. O apayrı bir konu. Kas bültenine konu bulabilmek için takip etmeye başladığım Men's Physique kategorisinde favori sporcumun kim olduğuna karar verdim. Kyren Holden. Pro kartını aldığı 2017 senesinde Mr. Olympia'da ilk 15'e bile giremeyen Kyren, 2018'de 6.'lığa zıplamış, 2019 ve 2020 yıllarında ise 3.'lüğe yerleşmiş. Kendisinin Jeremy Potvin gibi aşırı ince bir beli yok ama son derece dengeli ve estetik ölçülere sahip bir fiziği var. Kyren'ı geçtiğimiz sene dünyanın en iyi men's fizikçisi olmaktan alıkoyan Brandon Hendrickson ve Raymond Edmonds'ı incelediğimde dikkatimi çeken tek fark ikisinin de sırtlarının daha geniş ve kalın olması. Yılda 25'ten fazla yarışmanın yapıldığı kategorilerde Mr. Olympia'ya katılmanın 3 kuralı var. Önceki senenin şampiyonu olmak, yarışma kazanmak veya puan sıralamasında onlarca sporcu arasından sıyrılıp ilk 5'e girebilmek. Kyren Mayıs başında Pittsburgh Pro'da 2021 sezonunu açacak ve eminim ki puan toplamayla uğraşmadan Ekim ayında Orlando'da yerini alacak. Bir diğer men's physique sporcusu Andre Ferguson, Instagram hikayesinde geçenlerde tesadüfen benim de aklıma gelen bir soru sormuş. IFBB Pro olmak ile profesyonel vücut geliştirmeci olmak arasındaki fark nedir? Şimdi düşünelim. Bir bikini sporcusu için en önemli bölgeler kalça, omuz başları ve karın. Arkalarını döndüklerinde saçlarını kenara alıp sırt kaslarını göstermelerine izin verilmiyor. Ama yine de sırt dahil vücutlarındaki tüm kasları çalışıyorlar ve erkeklerden çok daha ağır diyetler yapıyorlar. Men's fizik sporcuları diz kapaklarına kadar inen şortlar giydikleri için sadece üst vücutlarını ve kalflarını sergiliyorlar. Ama bu kategoride yarışıp üst bacaklarını düzenli olarak çalıştırmayan bir profesyonel bile görmedim. Klasik fizikçiler open kategorideki 8 zorunlu pozdan sadece 4'ünü veriyorlar ve giydikleri mayo kalçanın büyük kısmını kapatıyor. Aradaki farklara rağmen klasik fizik şampiyonu Chris Bumstead boyuna göre belirlenen ağırlık limiti içinde kalmak dışında Open'da yarışan eniştesi Ian Valier ile birebir aynı şeyleri yapıyor. O zaman baştaki soruya şu yanıtı verebilirim. Arada hiçbir fark yoktur. Çünkü her IFBB Pro aynı zamanda profesyonel bir vücut geliştirmecidir. İsviçreli antrenör Patrick Thurn paylaştığı Dan Christian'a ait fizik güncellemesi anında dikkatimi çekti ve ekranı aşağı doğru kaydırmayı bırakıp bu bayağı etkileyici gözüken sporcunun kim olduğunu araştırmaya başladım. Dan, 2019'un Temmuz ayında Portekiz'de düzenlenen Amatör Olimpiyada pro kartını kazanmış. Aynı yılın Kasım ayında ilk profesyonel yarışmasına çıkmış ve toplam 18 sporcunun katıldığı 212 pound kategorisinde 6. olmayı başarmış. Bir süre Dorian Yates tarafından bizzat çalıştırılan Dan, 2018 yılında decline bench press yaparken aynı Ryan Crawley gibi sağ göğüs kasını yırtmış ama bu onu hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamamış. Patrick Tour iletisini Dan'in girdiği her yarışmada ciddi bir tehlike olarak görülmesi gerektiğini söyleyerek bitirmiş. Şahsen ben 212 pound yarışmacısı olsam böyle sırta sahip bir rakibimin olacağını duyduğumda hafiften evhamlanırım. Yalan yok. Matt Jensen'ın soru cevaplarını çok keyifli ve faydalı buluyorum. Kendisine sürekli şahit olduğun ve bitmesini istediğin bir bro science örneği verir misin diye sorulmuş. Matt'in yanıtı yemek yemeyi korkunç bir şeymiş gibi görmek ile
öğün zamanlaması konusunda aşırı stres yapmak olmuş. Ve öğünler arasındaki süre belli zamanlarda belli makroları kısıtlama gibi konuların zannedildiği kadar önemli detaylar olmadığını söylemiş. İşinize yarayabilir diye paylaşmak istedim. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.